Herkese iyi akşamlar. Genç bir hasta ve bu genç hasta 35'li yaşlarda erkek, düzenli spor yapıyor. Geçmişte sigara kullanmış. Ailede koroner kalp hastalığı ileri yaşta var. Aslında organik beslenen, dikkatli beslenmesine dikkat eden biri. Spor aktivitesi sonrası bir göğüs ağrısı, mide ağrısı, göğüs ağrısı, daha gürültülü olan ise bulantı, kusma, terleme oluyor. Ve bu şikayetin 10. dakikasında hastaneye gidiyor. Gittiği hastane yaklaşık 10. dakikasında, hani evden 10. dakikada çıkıyor. 30 dakika sonra hastaneye varıyor. Hastaneye vardığında yaklaşık 40-45 dakika geçmiş oluyor. Fakat şikayetleri devam ediyor. Şimdi şikayetleri devam ederken şu EKG'yi çekiyorlar. Arkadaşlar, bu EKG'yi çektiğinizde, baktığınızda hastanın EKG'sinde net bir ST segment elevasyonu yok. Hafif ST segment depresyonları var. V4, V6. Şimdi çok dikkatli bakınca AVL'de ST segment depresyonu var. Bakın, AVL'ye dikkat edin. AVL'de 1 milimetreye yakın ST segment depresyonu var. D1'de de benzer şekilde. Şimdi AVL'de ST segment depresyonu olunca arkadaşlar, AVL'de ST segment depresyonu olunca 2-3 AVF'ye dikkatli bakın. Normalde 1 milimetre olması gereken elevasyon. 0.5 bile olsa anlamlıdır. Bakın, burada çok net olarak 2-3 AVF'de elevasyon yok. Ama resiprokal depresyon hafif de olsa var. Zor bir vaka. Net bir inferior MI demek zor. Klinik benziyor. Ağrının birinci saatinde geldiği için troponin bakılmış. Troponin negatif. İlk birinci saatte high sensitive troponin yükselebilir tabii ki. Ama ilk 40. dakikadaysa yükselmez. Daha sonraki troponin birkaç saat sonra bakılmış. Bu arada hastanın şikayeti devam ediyor. EKG peş peşe 1-1,5 saat arayla çekilmiş. Net bir EKG bulgusu hala yok. Ama AVL'de ST segment depresyonu, 2-3 AVF'de minimal elevasyon görüntüsü, özellikle D3'te hafif var. EKG olarak gerçekten net değil. Benim size bu vakada tavsiyem. Şimdi devam edelim. Bu vaka maalesef hastaneye başvurduktan 8-9 saat sonra anjiyosu yapılıyor. Ve anjiyografisinde, bu slide bana ait ama hastanın anjiyosunda benzer görüntü var. Sağ koroner arter proksimalden total tıkalı. Bu görüntünün aynısı. Ve bu hasta ekokardiyografisinde inferior, bazal ve mid inferior ciddi hipokinetik hasar görmüş. Troponin 20 binlerden daha yüksek. Ve bu hastadaki kapı balon süresi neredeyse 9 saat. Şimdi enfarktüsün tanısını koymadaki bu hasta gerçekten zor bir vaka. Ama benim size tavsiyem, bir hasta, hekimlikten önemli şey anamnezdir, kliniktir. Hasta size diyor ki, benim göğüs ya da mide ağrım yeni başladı. Aniden başladı. Deprem gibiydi. Şiddetli oldu. Beraberinde bulantı, kusma, terleme oldu. Ya da sadece terleme oldu. Ya da sadece bulantı, kusma, ya da hepsi beraber oldu. Arkadaşlar, bir insanda ani bir terleme varsa belli ki bir adrenalin deşarjı var. Adrenalin deşarjı evde hırsız görünce de olur. Ama vücut durup dururken bir adrenalin deşarjı yapıyorsa, bir sonraki slide'da daha yine konuşacağız. Belli ki akut bir olay gelişti. Bu şekilde ecel teri gibi, soğuk buz gibi ter attıran ve beraberinde bulantı, kusma yapan hastalıkların başında kalp krizi gelir. Enfarktüs gelir. Yani enfarktüs kliniği olan bu kişide tabii ki ayrıcı tanıda safra kesesi de olabilir. Kolesistit ya da mide spazmı, özofageal spazm ya da başka non spesifik bazı durumlar da olabilir. Ama öncelik hangisindedir? Onu düşünmek lazım. Bu tür hastalarda işin şansı yok, keşkesi yok. Giden miyokardı geri getiremezsiniz. Kalp kası geri gelmez. Klinik varsa, hastanın şikayetleri devam ediyorsa, EKG ve troponin sizi yanıltabilir.
troponin zaten daha sonra pozitif gelmiş. Ama troponin pozitifliği hafif olması nedeniyle ilk başlarda non-STMI gibi düşünmüş olabilirler. Açıkçası neden sabaha beklediler ben tam bilmiyorum. Fakat gerçekten EKG zengin değil. Bu gibi hastalarda benim nacizane tavsiyem, hastanın göğüs ağrısı varsa, bulantı kusma terleme olmuşsa, velev ki ağrısı geçmiş olsa dahi, bulunduğunuz hastanede kardiyolog varsa, donanımlı bir hastaneyseniz yahu anjiyoyu yapın. Gece saat 1'de de olsa yapın, 3'te de olsa yapın. Anjiyo dediğiniz şey nedir? 5 dakikalık bir olay. Yüzlerce gereksiz anjiyonun yapıldığı bir ülkede yüzlerce insana anjiyo yapılıyor. Basit bir takım sintigrafiler sonucuna bakarak da basit veya yani yalancı pozitif olma ihtimali olan efor testleri bir takım semptomlara bakıp yüzlerce insana anjiyo yapılıyor. O kadar anjiyonun yapıldığı bir yerde kala kala her şeyin kuralını bu hastalara mı uygulayacağız? Bakın bulantı kusma terleme akut bir olay var. Akut bir arteriyel iskemi ya da organ iskemisi var. Bunların başında akut koroner sendrom gelir. Aort diseksiyonu da olabilir. Tamam, madem de saatlerce bekleme yoluna girdik, anjiyoya kalmasak, yahu o zaman PA akciğer grafisi çekin. Ve ikincisi, bu hastalara ben olsam anjiyoyu ben direkt yapardım. Ama ve lakin, ola ki diyerek yapmadınız. Doğrudur, bunu da suçlamıyoruz. EKG zengin değil. Troponin hafif yükselmiş olabilir ilk başlarda. Non-STMI düşünmüş olabilirsiniz. Sabaha bekleyebilir onun için. Doğrudur. Ama ve lakin non-STMI da düşünseniz, ağrısı devam ediyorsa, non-STMI da düşünseniz, eğer ağrısı dirençliyse, devam ediyorsa anjiyoyu erken alabilirsiniz. Bu hastada böbrek yetersizliği yok. O zaman anjiyo erken alınabilir. Diyelim anjiyoya hala defans koyuyorsunuz. Eğer donanımlı bir hastaneyseniz, koroner BT anjiyo yapın o zaman arkadaşlar. Koroner BT anjiyo yapalım. Ne var sanki? 1-2 dakikalık bir çekim imkanı olan bir hastanedeyseniz, hastanın da evrakları uygunsa ya da ödemesi ne bileyim yani gerek maddi gerek manevi, gerek imkan gerek şey, imkanları zorlayarak da uygun şartlarda varsa o zaman koroner en azından bir koroner BT anjiyo çekin. Bunu yapmamız uygun olur. Aksi durumda EKG kağıt parçasına bakarak da EKG'deki bu kağıt parçası bazı şeyleri net göstermiyor diye mutlak hastada bir takım radikal kararlar alamayız. Çünkü kalbin keşkesi ağır olur. Kalbin keşkesinde geri dönüşü olmayan hasarlar olur. Bu kalp kası arkadaşlar hasar görmüş ve sağ taraftaki o inferoposterior bölgedeki hasara bağlı olarak bu hastada 3 pozitif mitral yetersizliği de var. 2-3 pozitif. Yani iskemik mitral yetersizliği de olmuş. Hadi buyurun şimdi düzeltin o zaman. İşte bu nedenle bu tür hastalarda daha radikal davranmak lazım. Bir insanı durup dururken bulantı, kusma, terleme, göğüste ve midede sıkıntı, buz gibi ecel teri dökmesi. Yahu bu kalp krizinin bulguları işte. Sadece bu bulgulara bakalım anjiyo yapalım demiyorum. Ama EKG'de de bazı bulgular var. Şüphe uyandıran bulgular var. Çok tipik olmasa da bu hastada ilk başvuruda fizik muayenede diseksiyon bulguları yoksa yani sağ sol tansiyon farkı, mezokardiyak odakta erken diyastolik küfürü veya hastada uyku apne gibi obezite, ailesinde aort diseksiyonu hikayesi yoksa bu insanlarda bu tür şikayetlerde böyle hafif EKG değişiklikleri var olsa da klinik tipikse bu insanlarda bir anjiyo yapmanın ben şahsen bir mahsurunu görmüyorum. Ülkemizde yüzlerce anjiyo yapan merkezin olduğu bir ortamda, bol miktarda her yerde anjiyo cihazının olduğu yerde, her hastanede 3-5 kardiyoloğun olduğu sistemlerde bu hastanın anjiyosuna mı oturup non-ST ya da atipik ya da miyokardit diyeceğiz? O nedenle genç olması da bir şey değiştirmez. Genç olabilir, genç enfarktüsler görüyoruz. Artık bazen COVID tetikliyor, bazen bir ne bileyim farklı sebepler. Madde kullanımları, şunlar bunlar. Yani bir takım nedenlerle genç kalp krizleri 30-35 yaşlarında görüyoruz. Zaten 40-50'de çok fazla görmeye başladık. Bu nedenle öncelikle yaşı da çok dikkate almaksızın bir takım insanlarda EKG'de net değişiklik olmasa da hastanın kliniği tipikse
Eğer siz bir kardiyoloji merkezinde değilseniz hastayı enfarktüs gibi sevk ediniz. Aspirin, klopidogrelini, heparini yapıp bu hasta gibi ST segment elevasyonu EMA gibi sevk etmek. Çünkü elevasyon şüphesi gene var. Burada non-ST derseniz bile bir yere sevk ederken en azından aspirin vermiş olursunuz. Tamam, non-ST'de sadece aspirinle sevk ediyorsunuz. Doğrudur. Ama bir anjiyo merkezi olan bir yerdeyseniz, gecenin saat 1'i de olabilir, 2'si de olabilir. Her türlü imkan varsa bir anjiyo yapmanın ne mahsuru olur ki böyle hastalara? Hadi anjiyo yapmadınız, koroner BT anjiyo yap. Sonuçta beklenilmenin bedeli bazen sıkıntılı olur. Bakın bu hastada inferior bölge akineziye yakın ağır bir hipokinezi, o bölgede genişleme, hafif anevrizmatik dilatasyona benzer bulgular, iskemik mitral yetersizliği ve buyurun işte bundan sonra hadi bakalım. Bundan sonra siz bu damara stent koysanız da var olan bu bulgular tamamen gerilemeyecek. Artık bu bulgular hastayla nikah kıymıştır. Bu nedenle arkadaşlar akut koroner sendromda ciddi olalım. Ortada kaldığımız vakalarda bir anjiyonun mahsuru olmaz. Yani Türkiye'de 100 anjiyonun zaten 10-15'i normal çıkıyor. Bazı merkezlerde %40'ı normal çıkıyor. Bu kadar normalin çıktığı bir ülkede ne var sanki bu hasta mı hak etmiyor? Ya bu hasta hak etmiyor mu bir anjiyoyu? Yani neden yapılmamış? O nedenle mutlak fakat doğrudur. Ortada bir hasta ama velakin her vakadan ders çıkarmalıyız. Bu tür olaylarda dikkatli olmalıyız. Özellikle erkek hastalara dikkatli olalım. Hani genç kadın hastalarının anjiyoları riskli olabilir. Durduk yerde belki ortada kalınca yapmayabiliriz. Ama erkeklerde daha agresif olabiliriz. Hele hele böyle bazı hastaneler var ki koroner BT anjiyo da var. Devlette var, imkanı olan ya da özellerde çekilebilir. Dünyada öneriyor zaten böyle ortada kalan vakalarda. Evet, bu vakadan da böyle bir ders çıkarmış olacağız. Akut koroner sendrom. Ortada kalınan vakalarda arkadaşlar varmış gibi gerekirse ağrı devam ediyor olduğu için non-ST bile olsa erken anjiyoyu almak faydalıdır. İbretlik bir vaka. Soru gelmedi herhalde. Slide'a geçtik herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu benim tahta, ya slide'dan bir şey anlamayacaksınız. Bu benim kullandığım tahta. Hastaya anlatıyorum. Bakın bu kırmızı diyorum. Kalbin 4 odacığı var diyorum. Bu 4 odacık, 2 tane kulakçık, 2 tane karıncık. Sol taraf. Ve burada dün gelen bir hasta görme bulanıklığı olmuş. Bu hastada obez, uyku apne var. Obez, genç, uyku apnesi var. Ve bir uyku apneye için beklediğimiz sonuçlar da var. Nedir onlar? Ciddi hipertansiyonu var ve bir takım hipertansiyonun komplikasyonları da olan, uyku apnenin de komplikasyonu olan, çıkan aorta anevrizması var ve son birkaç gündür tansiyonu daha yüksek gitmeye başlamış. Ani yükseklikler başlamış. 3-4 tane tansiyon hapı alıyor, antihipertansif. Ona rağmen tansiyonu ciddi yükselmiş. Şimdi arkadaşlar, ani tansiyon bir insan size tansiyonu yokken var demeye başlarsa, tansiyonu yok iken ya ne oldu bana çok yüksek çıkıyor derse özellikle 160'a 100'ün üstünde ya da tansiyonu regüle iken, tansiyon ilaçlarını alırken, güzel gidiyorken tansiyonu aniden yükselmeye başlarsa son 1-2 gündür, 3-4 gündür her gece acile gidiyorum derse bunun çeşitli sebepleri vardır. Bir tanesi daha önce söyledik. Hasta tansiyon ilaçlarını almayı unutmuştur. Arkadaşlar ACE inhibitörü, beta blokerler başta olmak üzere tansiyon ilacını bir gün dahi almazsanız rebound belirtisi oluyor. Yani ani tansiyon fırlamaları olabilir, rebound oluyor. Hastalara bunu uyarmak lazım. İkincisi hasta ilacını almış yine yükselmişse tuzlu yemiş olabilir. Üçüncüsü bir takım pseudoefedrinli ilaç almış olabilir. Dördüncüsü panik atak. Bir beşincisi, bakın bu konu çok önemli. Buradan göreceksiniz. Eğer vücudunuzda başta beyindeki inme olmak üzere, iskemik inme olmak üzere akut arteriyel tıkanıklıklarda, yani diyelim atrial fibrilasyonunuz var ya da sol ventrikülde apikal trombüsünüz var, anterior MI geçirmişsiniz
ya da karotisten bir plak kalktı. Ya da aort içinden bir plak, ateron plağından bir parça kalktı. Sonuç olarak bu arteriyel parça aortun içine düştükten sonra beyne de gidebilir. Renal artere de gidebilir. Mezentere gidebilir. Dalağa gidebilir. Periferik arterlere gidebilir. El ayak arterlerine gidebilir. Nereye gideceğini bilemezsiniz. Göze gidebilir. Retinal arter iskemileri olabilir. Sonuç olarak ister toplu iğne başı gibi olsun, ister mercimek kadar olsun, ister beyni atsın, ister mezentere gitsin, ister gözü tıkasın. Hangi arteri tıkarsa tıkasın. Arkadaşlar, bir o vücutta akut arter tıkanıklığının en önemli belirtilerinden bir tanesi bir anda oluşan bu akut arteriyel iskemiye vücut reaksiyon veriyor. Verdiği bu reaksiyon aşırı adrenalin deşarjı. Bir korku ve panik havası var. Adrenalin vücuttaki karşılığı, insandaki karşılığı itfaiye. İtfaiyeyi buraya yanlış yazdık herhalde. İtfaiye vücutta nedir arkadaşlar? Vücudun itfaiyesi, alarmı, ötmesi adrenalindir. Çünkü akut gelişen iskemide vücut bir anda organ perfüzyonunu arttırmak için o bölgede tansiyonu yükseltmek, taşikardi yapmak, organ perfüzyonu sağlamak için bir koruma mekanizmasıdır. İçgüdüsel bir davranış gibi düşünün. Sonuç olarak salgılanan bu adrenalin tansiyonu daha da yükseltir. Ve nabzı da yükseltebilir. Ve bu adrenalin işte sizin son birkaç gündür gördüğünüz o yüksek tansiyon aslında bir göğüs ağrısı gibi, bir nefes darlığı gibi, bir inme gibi, bir görme bozukluğu gibi, bazen bir koroner arterin tıkanması, emboli olmasa bile akut enfarktüsün ilk bulgusu olabilir. Sonuçta arter iskemisi var. Arteriyel iskemi var. İlla emboli olması şart değil. Sonuçta akut bir arteriyel iskemi söz konusuysa vücut buna bir hipertansif kriz der. Hipertansif kriz gibi nörohumoral bir reaksiyon verecek. Nöroadrenerjik bir deşarj verecek. Verdiği bu deşarj adrenalin itfaiye sesi vücutta bir olay olduğunu gösteriyor. İşte bu olayı biz hemen bulmalıyız. Bu hastada bir görmeyle ilgili sıkıntı olmuş. Görme kaybı gelişmiş. Sonuç olarak peki obez yani size bir hipertansif krizle gelen insanda bir geçici iskemik atak var mı? Yani bir onu sorgulayın. Hipertansiyon altında hastanın size söylemediği dün gece bir 10 dakika süren konuşma bozukluğu, güç kaybı oldu diyebilir. Görme kaybı mı oldu diyebilir. El ya da ayaklarında bir iskemiden bahsedebilir. Bu iskemi bir saat sonra kaybolabilir. Kaybolsa bile tansiyon bazen 1-2 hafta sürebilir. Ya da bu yüksek tansiyonla beraber göğsünde ağrı bir sıkıntı. Yani akut koroner sendromun ilk bulgusu olabilir. Bu hastayı yanlışlıkla eve gönderirsek, olayı tam detayına inmezsek ve bir belirti var da atlarsa hasta gecede aynı gün ikinci bir inme ya da bir enfarktüs, ST segment elevasyonu MA ile tekrar gelebilir. O nedenle hipertansif krizlerin altından bazen akut arteriyel organ iskemileri çıkabilir. İlgili birkaç organı soracağız. İşte beyin için inme, göz için görme kaybı, renal arter embolü için lomber bölgede ağrı, hematüri, mezenter için akut batın ağrıları, splenik arter için sol üst kadran, sol omuza vuran ağrı, bunları bir göğüs için göğüs ağrısı, koroner için bilmemiz gerekiyor. Ve sonuç olarak oluşan bu hipertansiyonu tedavi ederken eğer bir arteriyel iskemimiz varsa, işte bu hastada görmeyle ilgili sıkıntı varsa, tansiyonu bir bu görme retinal arter iskemisi demek aynı zamanda bir iskemik inme gibi düşüneceksiniz. Sonuçta bu insanlarda akut ciddi böyle peş peşe kapril vererekten, peş peşe alfa bloker vererekten, birkaç ampul lastik ampul yaparaktan tansiyonu hızla özellikle 150'ye 90'ın altına düşürürseniz hipertansif emergency bunlar düşürürseniz bu kez hipotansiyona soktuğunuz için organ iskemisini daha da arttırırsınız. O nedenle bu tür hipertansif krizle size gelen hastalarda hipertansif bir emergency, hipertansif acil var mı bakacaksınız. Akut organ iskemisi hipertansif acillere girer. Hipertansif acil durumu varsa özellikle aort diseksiyonu dışındakilerde arkadaşlar aort diseksiyonu dışındakiler özellikle iskemik inme ve benzerlerinde tansiyonu 140-90, 150-90 civarında tutacaksınız.
Bunları daha önce yazdık. Ortalama kan basınçlarını ilk 2 saatte %25'ten daha fazla düşürmememiz lazım. Kabaca 150-90 diye aklınızda kalsın. Bu nedenle yapacağınız bir hipotansif seyir organ iskemisini daha da kötüleştirebilir. 10-15 dakikalık bir organ iskemisi. Bu hastalarda özellikle 120-80 bile bir hipotansif bir atak sayılıyor. 10-15 dakikalık bir hipotansif seyir bile organdaki iskeminin düzeyini kat ve kat arttırabilir. O nedenle ortalama kan basıncını %25 civarında düşürmek ilk saatlerde, diğer bazı yazılarda da ortalama kan basıncı 60-65'in de altına düşmesin deniyor. Yani bazı 2-3 kritere de dikkat edeceğiz. Size başvuru değerinin ortalama kan basıncını %25'ten fazla düşürmemek ve veya bir başka kriter, en azından ortalama kan basıncının kendisini 65 milimetre 60-65'in altına düşürmemek, dikkatli olmak gerekiyor. Kaş yapayım derken göz çıkarmamamız lazım. Bu slayttan ben çizerek tabii çok karışık olarak anlatıyorum. Aslında tabii slayta sıfırdan başlıyorum, tahtada çize çize. Bir başka olayda tabii ki günde 100-150 hasta bakan kişi benim bu çizdiğim şekilde anlatamaz. Anlatamadığı için de tabii ki vakit ayıramaz. Ama inşallah o günlerde gün gelir daha yavaş ve daha dikkatli hasta bakarız. Hastaların arkadaşlar farkındalığını oluşturmak istiyorsak, hastalıklarının ciddiyetini anlamasını istiyorsak, tansiyonu ciddiye almasını, uyku apneyi ciddiye almasını istiyorsak, hastalarda inanın en faydalı yöntemlerden biri çizerek anlatmak. Hastaya hastalığının ne olduğunu, tansiyonun ne işe yaradığını, tansiyonun sinsi bir katil olduğunu, gözlere her yere vurduğunu, görme kaybı, böbrek yetersizliği yaptığını çizerek anlatıyorsunuz. Ve anlattığınız bu slaytın sonunda hasta ilaçlara sarılarak yatıyor. İlacın önemini anlıyor. Ve bu ilaçların önemini anladıktan sonra başarı şansınız artıyor. Çünkü hastada farkındalık oluşturuyorsunuz. Hastaya düşmanı tanımlıyorsunuz. Düşmanın sinsi olduğunu, 20 yıla yayılmış kötülükler yaptığını, o nedenle hipertansiyonun ne kadar önemli olduğunu, dikkat edilmezse kanser kadar tekrar tehlikeli olabileceğini bu tahtada anlatıyorsunuz. Kalemlerle çiziyorsunuz. Oldukça efektif. Açıkçası size tavsiye ederim. Ben derslerimi de böyle anlatıyordum fakültedeyken. Derslerde de çok etkili oluyor. Kafada kalıcı oluyor. Vücut diliniz daha etkili oluyor. Açıkçası her bence muayene odasına, devlette ya da özelde bir tahta alınmalı. Silinebilir kalemler kullanılacak tabii ki. En azından bir dakikada bile bazı şeyler çizilip anlatılabilir. Mesela bir aorta anevizması tansiyonda nasıl oluyor gösterilebilir. Ya da bir sol atriyumdan beyne nasıl inme oluyor gösterilebilir. Onun dışında kalp krizi anlatılabilir, kapak yetersizlikleri anlatılabilir, karotis darlığı anlatılabilir, çizilerek birçok şey anlatılabilir, koroner arterler anlatılabilir, atromple anlatılabilir. Derya deniz bu konu, bunu da söylemek istedim arkadaşlar. Açıkçası benim bugün söyleyeceklerim bundan ibaret. Bunları da söylemek istedim. Bir soru var diyor, yani başvuru anında göğüs ağrısı 3 saatin altındaysa diyor. Şimdi ağrı özellikle 10-15 dakikadan uzun sürmüşse, beraberinde bulantı, kusma, terleme varsa, bu bir kalp krizi ağrısıdır. ST segment elevasyonu MI ağrısına daha çok benziyor. Özellikle high sensitive troponiniz varsa, high sensitive troponin birinci saatten sonra yükselmeye başlar. Birinci saatte yükselir ama bu sizin işte tıkanan damarın tıkandığı yerin düzeyi, trombüs yükü, kolateral miktarı, mikrovasküler dolaşım. Genellikle birinci saatten sonra high sensitive troponin yükselmeye başlar ama genellikle tabii üçüncü saatte daha netleşir. Şimdi Avrupa Kardiyoloji 2020 kılavuzunda orada tablo 5 var. Yani ST segment elevasyonu MI tablo 5. Ben hekimliğe merhaba kitabında da bunu yazdım. Aciller el kitabında. Arkadaşlar o tablo 5'i duvarınıza asın. O tablo 5 diyor ki hastanın başvuru anındaki troponini, ağrının ister birinci saat olsun ister ikinci saat olsun, başvuru anındaki troponin ve daha sonra bir ve ikinci saatteki troponinler, daha sonra dördüncü saatte bakabilirsiniz. Özellikle 0-1-2. Saatler arasında bu değerler normal bile olsa, yani üst sınırı 14 olan bir high sensitive troponin düşünün.
sizin troponinin ilk değeri 4 gelsin. İkinci değeri 10 gelsin. İkisi de normal değil mi? İşte diyor ki o 4'ten 6, 4, biri 4'tü biri 10'du. Aralarındaki fark 6. %100'e yakın bir artış var. %100'den fazla. İşte bu değişiklik bile anlamlı diyor. Yani bakın normal aralıkta bile, hatta tam tersine azalsa bile, birinci saatte 10, ikinci saatte 4 çıktı. Delta troponin, bu iniş ve çıkışlar o tabloda gösteriliyor. 7-8 tane firmanın kitine göre 0-1 ikinci saatler arasındaki bakılan troponinlerde normal aralıkta dahi olsa artan ve azalmasına göre size söylüyor. Risk diyor, bu hasta anlamlıdır diyor. O delta değişiklikler patolojiktir diye size söylüyor. Normal aralıkta olsa dahi bunu söylüyor. O tabloyu duvara asalım. Benim size yıllardır bu işte uğraşıyorum. Tecrübemi söyleyeyim. Klinik tipikse troponini dahi beklemem ben. EKG'de şüpheli bulgular varsa, klinik tipikse, hele hele hasta diyabet ya da sigara kullanmışsa ya da kullanıyorsa ya da ailesinde varsa, tekrar ediyorum, bu risk yükü yüksekse, özellikle hastada klinik tipikse, ben anjiyosunu gece 3'te de olsa yaparım. Çünkü ST segment elevasyonu MI kliniği, bulan kusma terleme özellikle, belli ki bir trombüsle ilgili bir sıkıntı var. Akut tıkanma oldu, korkunç bir adrenalin deşarjı oldu, terleme oldu. Hastanın o sırada ağrısı geçmiş de olabilir. Çünkü trombüs rekanalize olmuştur. Size gelirken yolda ST segment elevasyonu MI'de ama size geldiğinde rekanalize oldu, non-ST MI formuna girmiş olabilir. Ama ağrı hala özellikle devam ediyorsa o zaman anjiyo yapmamız gerekir. İşte burada en azından imkanı olan hastanelerde koroner beta anjiyo yapılabilirdi. İmkanı olmayan yerlerde ya anjiyo cihazınız varsa, yani nöbetçi doktorunuz da varsa, doktor da anjiyo yapmayı biliyorsa, yani ekip oradaysa, ne bileyim böyle imkan varsa o hastayı da yapılabilir. Ama ekip yok, doktor sıkıntısı var, hasta ortada, belki o zaman takip yapılabilir yani. İlk hastada diyor ki koroner yoğun bakıma yatırıp perlinganit açsak, tedavi etsek olur muydu diyor. Arkadaşlar, hastanın kliniği tipikse, şikayeti devam ediyorsa, perlinganit yani EKG zengin değil. O hastada, bu hasta gibi EKG'si çok tipik değil. Ama ağrı ve klinik varsa, troponin de yükselme trendine girmişse, perlinganit ağrıyı geçirdiyse yani yapmayabilirsiniz de, ama bu hastanenin imkanı çok iyi. Yani var yani imkanı olan yerler, yine beklemek çok mantıklı değil yani. Perlinganitle şikayeti tamamen geçerse, EKG'nizde bir bulgu yoksa yani yapılmayabilir. Yapılmayabilir. Yani aspirin, işte klopidogreliniz ya da işte şeyiniz artı hepariniz verip beklenebilir. Doğrudur. Ama ben bu hastada içim rahat etmez. Bulantı kusma terleme, ST segment elevasyonu emayim bir ara girip çıktığını gösterir. Velev ki bu hasta geldiğinde şikayetleri devam ediyor. Yani EKG beni her zaman mutlak heyecanlandırmaz. Beni en çok heyecanlandıran şey hastanın kliniğidir. Söylediğidir. Çünkü bu tür vakalar gördük. EKG her zaman sizi yanıltabilir. Ama klinik, o da yanıltabilir. İşte bazen klinik yanıltır, bazen EKG yanıltır. O nedenle birinden biri baskınsa, ortada kalıyorsanız böyle anjiyografi yapmak gerekebilir. Dediğim gibi artık 21. yüzyıldayız. Birçok özel hastanede koroner BT anjiyo, devlet hastanesinde koroner BT anjiyo da yapılıyor. Ve kılavuzlar da öneriliyor. Göğüs ağrısıyla gelen hasta ortada kalınıyorsa en azından aort diseksiyonu mu, pulmoner emboli mi, yoksa akut koroner sendromu mu diye triple rule out, yani koroner BT anjiyoyla bu üçlüyü toraks BT anjiyoyla bu üçlüyü ayırabilirsiniz. Yani bir çekimde diseksiyon, pulmoner emboli ve koroner arter darlığını ortada kalan vakalarda ayırmak mümkün. İşte bu vakada ya koroner BT anjiyo ya da direkt koroner anjiyografi yapılmalıydı. Çünkü kalp krizinin geriye dönüşü yok. Giden doku gidiyor. O şekilde.
Ha, koronerleri normal çıkabilirdi. Evet, çıktıysa çıktı yani. Ne var? Koroner anjiyosu normal çıkan, yarın 100 kişi anjiyo yapılsın. Zaten Türkiye'de 30'u normal çıkıyor. 30 normal çıkanlardan biri de bu hasta olsun canım. Ne olacaksın? Yani bu hastaya mı, bu tür hastalardan kliniği var, şuyu var, şüphesi var. Bu hak etmiyor da kim hak ediyor? Farklı görüşler olabilir. Herkese saygı duyuyoruz. Ama ben de bu işi 30 yıldır yapıyorum. Yaklaşık 1993'ten beri içim dışım enfarktüs. Ve çok vaka yaptık, çok uğraştık. Hala uğraşıyoruz. Çok fazla primere girdim, çıktım. Çok fazla enfarktüs, yani vaka yaptık. Çoğunu sorgulardım. Bu tür hikayeler var ya, bu bir belgesel çekime gibi düşünün ama yani var böyle hikayeler, çok fazla. Çok fazla. Beklemeyin, beklemeyin, bekletmeyin. Anjiyonuz yoksa sevk edin. Karşı tarafı ikna etmeye çalışın. Karşı tarafı kardiyoloğu ikna etmeye çalışın. İmkan varsa anjiyo ya da koroner BT yapalım. İyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi bayramlar.